şaşırtmadı. Bugün bir kez daha milyonların hakkını gasp etmeye yol açacak enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre Haziran enflasyonu aylık %1.64. Yıllık enflasyon ise %71.6. Milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artışını önemli bir faktör olarak 6 aylık enflasyon ise %24.73. TÜİK'ten bir saat önce açıklama yapan bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubu enflasyon Haziran ayında %4.27, aylık 6 aylık enflasyon %41.16, yıllık enflasyon da %113 artmıştır denmektedir. TÜİK Haziran ayı enflasyonu 1.64 olarak açıklamasıyla sadece yalan söylemekle kalmamış. Hepimizle dalga geçmişti. TÜİK iktidarın talimatlarıyla, masa başı hesaplarla iktidarın daha baştan belirlediği rakamları açıklıyor. Biliyoruz ki TÜİK gerçekler ortaya çıkmasın. Türkiye kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen enflasyon hesaplarının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamıyor. Biliyoruz ki yandaş konfederasyonla yaptığı sözleşmeleri yetmiyormuş gibi TÜİK eliyle alın terimize, emeğimize göz koyuyor. Yeni vergi yasası değil, gelir vergisi birinci dilim oranının %15'ten %10'a düşürülmesini, yoksulluk sınırına kadar olan maaşların, ücretlerin birinci vergi dilimi sabitlenmesini istiyoruz. Güvenli bir gelecek, güvenli bir iş istiyoruz. En düşük kamu emekçisinin maaşının Temmuz ayı itibariyle eş ve çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım ve yakacak yardımı gibi sosyal yardım kalemleriyle yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istiyoruz. Bu rakamların 3 ayda bir yoksulluk sınırından yaşanan artışa göre güncellenmesini istiyoruz. Üzerine her çeyrekte yaşanan büyüme rakamlarının refah payı olarak eklenmesini istiyoruz. Söz verilen kira yardımının yapılmasını, mülakatların kaldırılmasını istiyoruz. Servisleri kaldırılması kararından, kazanılmış haklarımıza göz dikilmesinden vazgeçilmesini istiyoruz. Kamu emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir çalışma yaşamı istiyoruz. Yandaş konfederasyonlarla yapılan, yoksulluğumuzu derinleştiren toplu satış sözleşmesi değil, grevli, özgür ve gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Randa değil, emekçiye bütçe, insanca yaşamak istiyoruz. Ülkemizde yoksulluk diz boyu. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. TÜİK bizim hayatımızı, nasıl yaşayacağımızı, ne yiyeceğimizi, ne kadar yiyeceğimizi, nasıl evlerde oturacağımızı belirlemeye başladı. Elbette tek başına değil. İçinde bulunduğumuz düzen gereği tek adam rejiminin getirdiği kurumsal bir inisiyatifini kaybetmiş. Evet, gerçek enflasyon pazarda, mutfakta, kirada, benzinde. TÜİK yaşadığımız hayat pahalılığını en az yarı yarıya düşük göstererek maaş artışlarımızı kara delik gibi yutmaya devam ediyor. İktidarın son hilesi TÜFE sepetinde azımsanmayacak bir ağırlığa sahip olan elektriğe yapılan zam oldu. İktidar elektriğe asıl etkisini kış aylarında hissedeceğimiz şekilde %38'lik zam yaptı. Yapılan zam açıklandığı Haziran ayında değil 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek şekilde yapıldı. Böylece yapılan zam Haziran ayı enflasyon hesaplamasında dikkate alınmadı. Bu şekilde emekliler ve kamu emekçilerinin 6 aylık maaş artışında yaklaşık 1 puanını gasp ettiler.